Öncelikle merhaba. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi referandumla ilgili hükümetin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum. Peki sizin oyunuz ne yönde olacak? Şimdi rengini tam olarak şey yapmak istemiyorum ama zaten belli yani ona sonra. Hayır da hayır vardır diyorum. Peki neden hayır? Neden hayır? Çünkü ülkemizin gidişatı belli değil mi? Yani ben emekliyim. Ondan sonra kendi halimden biliyorum. Yani evet vererek bence ilk başta kendime zarar vereceğimi düşünüyorum. Ben hayırcıyım efendim. Hayır da hayır vardır. Peki neden hayır? İşte abi dünya tek kişiye teslim olmaz bu memleket. Bu memleket tek kişi. Sonuçlar ne çıkacak bu referandumda? Kadıköy'de nasıl bir sonuç çıkar? Bu Kadıköy'de Allah'ın izniyle hep hayırdan hayır çıkar diyorum. Hayırdan hayır çıkar. Peki siz niye oy kullanmayacaksınız? Ben mi? Ya bu zamana kadar kullandım da ne oldu? Bana hiçbir faydası olmadı ki. Gariban garibandır. Fakir fakirdir, zengin de zengindir. Başka hiçbir şey olmaz. Türk vatandaşı olarak oyunu kullanacaksın. Elini vicdanına koyacaksın, sandık başına yiyeceksin. Anladın? Bu işte böyledir. Oy kullanmayacağım için bir şey düşünemiyorum. Neden peki oy kullanmayacaksınız? Neden? İşte görüyorsunuz, cuma günü bile cumaya da gidemedik. İşsiziz, güçsüzüz. Benim haklarımı Suriyeliler burada yiyor. Neden oy kullanayım ki ben? Hepsi bu. Tabii ki biliyorsunuz yani evet çıkacak zaten. Benimki bir tepkidir yani. Hayırın çıkması mümkün değil. Evet çıkacaktır çünkü bu ülke bir şeyleri bilmiyor. Sizce evet çıkacak? Çıkacak evet biliyorum çünkü bu ülke evet'i kullanacak onu biliyorum ama gelecekte de çok pişman olacaktır. Valla tek kişilik yönetim demokrasilerde olmaz diyorum. Onun için hayır zaten şimdi tek kişilik gibi yönetiliyor. Bunun devam etmesini istemiyorum. Hayır diyoruz. Peki neden hayır? Kılıçdaroğlu söylüyor aynı dünya başka bir şey diyecek bir şey yok. Gerçekler o. Biz 60'ları, 70'leri, 80'leri unutmadık. Unutmayacağız. Geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamayalım diye evet diyeceğiz. Tabii ki hayır demek istiyorum. Çünkü Türkiye için en hayırlısı böyle olacak. Peki neden hayır diyorsunuz? Tek adam fikri bana hiç uygun gelmiyor. Her şey onun, bütün iplerin onun elinde olması, koskoca Türkiye'yi bir adamın yönetmesi benim için hiç uygun değil. Herhalde herkes için de uygun değildir, böyle düşünüyorum. Valla bacı bir şey diyeyim, hiç bilmiyorum ne diyeceğim. Bir şey oy kullanacaksın ya, evet mi hayır mı? Evet, evet. Neden evet? Evet diyeceğim, evet demezse yabancı ecnevler babamıza hakaret yapıyor. Evet olmazsa Türk elimize gider. Yabancı ecnevi alıp Türkiye'ye nasıl hakaret yapıyorlar? Bak maşallah 3 aydır Türkiye Suriye'de savaşıyor. Türk askeri nasıl başarılı oluyor? Ney? FETÖ'cüler bize hakaret yaptılar. Bacı FETÖ'cüler. Koca bir hava kara kuvvetler komutanı ne demek? Adam uçağı bizim üzerimize kaldırdı. Vur babam vur. Ula o maaş sana zukum olsun. 40 milyar para aldı bir paşa demek ne demek bacı? Bir paşa demek de. Evet olmazsa Türk elimize gider bacı. Tamam diyorum. Ne düşünüyorum? İnşallah hayır çıkacağını düşünüyorum. İnşallah hayır çıkar. Hayırlı olur. 15 senedir zaten her şey herkes evet dedi. Zaten istediğini de yaptı. Memleketimiz, yurdumuz hiç saygınlığımız kalmadı. Böyle yerden yere vuruldu. Daha ne evet'i, neyine evet diyeceğiz daha? Neler gördük, neler geçirdik 15 senedir? Kullanacağım bir oyun var. Kendi fikirlerim var. Okudum yani maddeleri. Bana göre yanlış. Mesela bir yazı dolaşıyor. Hani apartmanı iyi yönetiyor diye. Evinizin tapusunu yöneticiye verir misiniz diyorlar. Ben de hayır verilmez yani mantıksız. O yüzden bu kadar. Hayır o zaman. Kullan. Hayır. Hayır çıkacak. Siz oyunuzu? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti tek diktatörle teslim etmek yanlış bir karardır. Sadece bunun için mi? Sadece o değil. Bütün savcı, hakim,
bütün şeyleri yönetmek, tek kişinin bağlamak yanlış bir şeydir. Referandum hakkında ne düşünüyorsun? Referandum hakkında insanların bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. Bilinçsiz insanları bilinçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gençlik olarak bizim görevimizin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hayır çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunu açıklamama gerek var mı? Peki neden hayır? Çünkü bu bir parti seçimi değil. Bu bir rejim seçimi ve bu rejim değişikliği halinde aldığımız risk çok büyük. Yani hiç kimseye bu kadar yetki verilmemeli. Yani bahsedilen yetkide hiçbir denetimsizlik söz konusu. Tamamen bir insanın istediklerini yapması söz konusu. Bir ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceğini düşünüyorum ben. Türk tipi başkanlık sisteminin çok sağlıklı bulmuyorum. Ülkeyi ikiye ayırdılar. Evet ayırdılar. Olmaması gereken şey oldu. Yani hayır atan terörist. Evet atan terörist değil. Var mı böyle bir şey? Yok. Hani evet hayıra ben karşıydım. Ama gidip Adana'ya gideceğim oy kullanmak için. Hayır atıp geri geleceğim. Burada çalışıyorum ben gurbette. Neden hayır? Neden hayır? Güzel. Şöyle bir bakın. Hiç bir tane güler yüz var mı? 15 yıldır belli. Bir tane güler insan gösterin. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Yetmez mi bu? Ha, bir tane gülen gösterin. Yok. Asker ölüyor. İnsanlar ölüyor. Yazık, günah. Ana kuzuları gidiyor. Yazık. Çok yazık. Bir evlat kaç senede yetişiyor? 20 senede. Sizin anneniz, babanız sizi kaç senede bu şekilde dırnağınıza taş değmesini ister mi? O kadar şehit veriliyor. Yazık, günah değil mi? Nasıl hayır olmasın? Benden bu kadar ya. Diyecek çok şey var da olmuyor.